Pandeminin etkisi yetmiyormuş gibi liderlere bakıyorsunuz sadece politik kaygılarından dolayı tüm piyasaları germeye devam ediyorlar. Amerika'nın yaptırımları, karşısında Çin'in yaptırımları, Hong Kong'da bir gazeteciyi tutuklamış olması vesaire. Tüm bunlar toplamda piyasaları germeye devam ediyor. Hem altının hem dolar endeksinin enteresan hareketler yapmasında beraberinde getiriyor. Öbür taraftan Türkiye'ye dönüyorsunuz. Türkiye'de ne yazık ki ekonomiyle ilgili hiçbir veri istediğimiz gibi gelmiyor. İşsizliğin bu aylarda özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ciddi manada düşmesi gerekirken Temmuz ayı işsizlik verisine bakıyorsunuz %12.9, genç işsizlik verisine bakıyorsunuz %24.9 seviyesine dayanmış durumda. Bütün bu detayları konuşuyoruz sizlerle. Konuşmaya da devam edeceğiz. Aynı zamanda rakamları değerlendiriyorum ve tabii ki bugün hangi hangi haber akışı, hangi veri akışı elimize ulaştıysa onları da sizlerle paylaşacağım. Rakamlara özellikle etkisi neler olabilir bunları da konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Çin bir güvenlik yasası geçirdi ve bu güvenlik yasası sonrasında da Hong Kong üzerindeki baskılarını arttırdı. Son olarak da Hong Kong'un en etkin medya kuruluşunun patronunu tutuklama kararı aldı. Bu karar gerilimin daha da artmasını beraberinde getirecek. Öbür taraftan Amerika zaten 11 Çinli yetkiliyle ilgili yaptırım kararları çıkartmıştı. Bunun sonrasında Çin de 11 Amerikalı yetkiliyle ilgili yaptırım kararları çıkarttı ve bu da ortamı daha da germeye devam etti. Şimdi bunlar politik adımlar. Yani pandemi dışında liderlerin politik kaygıları nedeniyle ortamı germeleri dolayısıyla çıkan sorunlar bir de pandemi meselesi var. İkinci dalga konusu her geçen gün biraz daha netleşiyor gibi görünüyor. İkinci dalga netleşse de netleşmese de normalleşme süreci içerisinde hastalığın çok hızlı bir şekilde yayıldığı ortada. Brezilya'da ölen insan sayısı 100 bini geçmiş durumda. Amerika'da zaten aylar öncesinde 100 bini geçmiş durumdaydı. Bütün dünyada hastalık yayılıyor. Yaz ayları itibariyle Kuzey Yarımküre'de biraz daha daha yavaşlıyor gibi görünse de kışın yaklaşması özellikle sonbahar aylarının gelmesi hastalık döneminin başlamasıyla pandeminin ikinci dalgasının hızlı bir şekilde ortaya çıkabileceği sağlık uzmanları tarafından konuşuluyor. Tabi bu işin sağlık kısmı. Peki İşin ekonomik kısmı ne olacak? Biraz da bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer ikinci dalga etkisi birinci dalgadan daha şiddetli olursa ki sağlık uzmanlarının genel kanaati bu yönde aşının yakın zaman içerisinde öyle bulunup uygulanması mümkün değil. Bulunsa bile tüm dünyaya anında yayılması mümkün değil. Ve bu koşullar içerisinde kayıpların artması demek ekonomilerin tekrar içine kapanması ve küçülmesi demek. Ekonomiler kapandığında küçüldüğünde ise Ise bu işten en büyük zararı bizim gibi gelişmekte olan ülkeler alacak. Görünen bu. Çünkü bizler zaten bu pandemi sürecine ve dünya çapında yaygınlaşan bu ekonomik kriz sürecine bir ekonomik sıkıntıyla yakalanmıştık. Neredeyse bir stagflasyonla yakalanmıştık. Evet bir ekonomik krizde değildik ama bir ekonomik krize girmek üzereydik. Pandemi olsa da olmasa da yine biz bu işsizlik rakamlarını belki bu işsizlik rakamlarının çok daha üzerindeki rakamları görüyor olacaktık. Biz yine çok ciddi bir cari açık problemi yaşıyor olacaktık. Biz yine dış borçlarımızı çeviremiyor olacaktık. Pandemi bu işin üzerine tuz biber ekti. Hatta biraz da bize bahane oldu arkadaşlar. Evet, pandemi bizim ekonomimiz üzerinde büyük bir probleme yol açtı, kabul ediyorum. Ama zaten pandemi öncesinde de Türkiye ekonomisi ciddi bir sıkıntı içerisindeydi. Geçen sene işsizlik rakamlarına bakıyorsunuz %12.8. Bu yılki işsizlik rakamına bakıyorsunuz Temmuz ayı itibarıyla %12. .8. Demek ki pandeminin olmadığı dönemlerde Türkiye'nin işsizlik problemi varmış. Demek ki Türkiye'de ekonomi geçen sene bu dönemlerde de öyle söylendiği gibi uçup kaçmıyormuş. Yoksa zaten 2018 Ağustos ayındaki büyük kur şoku yaşanmazdı ve doğal olarak Türkiye'ye yansıyacak dünya ekonomik krizi Türkiye'nin çok büyük sıkıntılar yaşamasında beraberinde getirecek. Ne yazık ki işsizliğimiz daha da artacak. Bakın bir sazan sarmalından bahsediyoruz işsizliğin artması, özellikle genç işsizliğin artması reel sektördeki sıkıntının büyümesini beraberinde getirir. Çünkü tüketimin azalması demektir bu. Satın alma gücünün düşmesi, reel sektörün de satma gücünün düşmesi anlamına gelir. Reel sektör ürettiği malı satamazsa büyük bir krize girer, borçlarını döndüremez ve batmaya başlar. Reel sektörün batması Tüketicinin batması bankalardaki batıkların artması anlamına gelir. Bu da bankacılık sistemini zora sokar ve bu kez de bankacılık sistemi büyük bir finansal kriz içine girer. Bankacılık sisteminin de finansal kriz içine girmesi topyekün tüm ekonominin çöküş durumuna geçmesi anlamına gelir ve büyük bir ekonomik krizi işaret eder. Öbür taraftan kamuya baktığınızda kamuda reel sektörün işleyememesi nedeniyle vergilerini toplayamaz. Gelirleri azalır, giderleri artar. Bir de saçma sapan giderler, seçim giderleri gibi giderler artarsa, yandaşlara aktarılan paralar artarsa, özelleştirme kisvesi adı altında bir takım kaynaklar sürekli olarak bir takım müteahhitlerin cebine aktarılmaya devam ederse de işte o zaman büyük bir bütçe açığından bahsederiz. Bunu karşılayacak bir ihracatınızda olmaz ise yani dış gelirde sağlayamazsanız ve üretmediğiniz için İthal etmek zorunda kalırsanız bu sizin dış ticaret açığınızı patlatır, dolayısıyla cari açığınızı patlatır ve ekonominizin inanılmaz yaralar almasını beraberinde getirir. Bir taraftan özel sektörünüz çöker, öbür taraftan kamu sektörünüz çöker ve bu totalde korkunç bir ekonomik yıkımı beraberinde getirir. Bakın aylardır bunları anlatıyorum sizlere ve önümüze çıkan tablolarda Bunları tescillemeye devam ediyor. Türkiye'nin bu problemi varken bir de üstüne pandemi problemi ekleniyor. Bir de üstüne Doğu Akdeniz krizi ekleniyor. Amerika ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları, siyasi savaşlar ekleniyor. Avrupa ile Türkiye'nin gerilimi artıyor. Avrupa'nın kendi içerisindeki küçülmesi dış ticaretini etkiliyor. Dış ticaretinin azalması Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihracatını azaltıyor her şey böyle bir sarmal halinde Türkiye'yi ne yazık ki derin bir ekonomik krize doğru itiyor arkadaşlar. Hani şunu söylüyorlar ya 2020'de her şey bitecek, 2021'de de her şey süper olacak falan. Öyle bir şey yok. Ne yazık ki 2021 2020'den de daha zor bir yıl olacak. Aynı 2020'nin 2019'dan çok daha zor bir yıl olması gibi. Pandemi çok net bir şekilde karşımıza çıkacak. 3 Kasım'a kadar ortam gerilmeye devam edecek. 3 Kasım seçimleri bittikten sonra bu işin toparlanması öyle kolay olmayacak. Amerika çok daha dominant bir şekilde tüm sistemi, tüm ülkeleri germeye devam edecek. Avrupa'da çok problemli günler bizi bekliyor olacak ve bütün bunlar toplamda Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemeye devam edecek. Bunları söyledikten sonra hadi gelin rakamlara bakalım ve bazı sorulara da cevap vermeye çalışalım. Mesela altın neden 2030 seviyesinde tıkandı kaldı? Mesela dolarda durum ne olacak? Tekrar altılı seviyeleri görme ihtimali var mı? Mesela borsa 107.000'i gördü yükseliş devam edecek mi? Tekrar 120 bine giden bir borsa mı görüyoruz? Yoksa borsada ciddi bir çakılmanın öncesinde yeniden bir yükseliş hareketi imajı mı yaratılmaya çalışılıyor? Mesela gümüşün onsu 30 doların dibinde 28 dolar seviyelerinde gümüşün onsu nereye gidecek bundan sonraki süreçte. Bütün bu sorulara cevap verelim isterseniz. Öncelikle arkadaşlar altın bu seviyelerde güç topluyor. 2030, 2028, 2035, 2040 bu aralıkta gidip gelmeye devam ediyor. Ve altın 2000 doların üzerinde kalmaya devam ettiğinde... Anlayın ki yakın zaman içerisinde 2300'ü deneyecektir. Elbette dalgalanmalar yaşayacaktır. Yani 2080'e gidecektir, 2030'a geri dönecektir, 2100'ü zorlayacaktır, tekrar geri çekilecektir vesaire. Amerika ile Çin dalaşması zaman zaman dolar endeksini yukarı çekecek, tırmandıracak. Zaman zaman altını yukarıya tırmandıracak. Ama iddiam odur ki Amerika-Çin gerilimi ikinci dalga etkisiyle birleşerek her iki endeksinde yukarıya taşınmasını beraberinde getirecek. Dolar endeksini de biz önümüzdeki günlerde yüzü zorlarken göreceğiz. Altını da biz 2300'lü seviyelere giderken göreceğiz. Sadece dolar endeksi geri çekildiği için altın yükselmedi arkadaşlar. Dolar endeksi bu kadar geri çekilmese bile altın yükselişini devam ettirecekti zaten. Altının yükselmesindeki temel neden küresel risklerin artmasıydı ve küresel risklerin arttığı ayan beyan ortada. Üstelik yeni yeni eklentilerle artıyor küresel riskler. Bakın tek başına pandemi meselesi vardı yanına Amerika Çin gerilimi eklendi. Doğu Akdeniz gerilimi eklendi. Rusya ile Amerika'nın gerilimi eklendi. Bunlar şu anda perde arkasında kalan meseleler. Rusya çok da fazla ön plana çıkmaya çalışmıyor şu an itibarıyla. Ama göreceksiniz yarın bu gerilimlerdeki en önemli aktörlerden birisi de Rusya olacak. Altındaki bu seviyeler sadece güç toplama seviyeleridir. Kazan kaynıyor. Bütün dünya gerilmiş durumda ve bu gerilim ortamında altının düşme ihtimali yok Önümüzdeki bir yıl içerisinde altının düşme ihtimali yok. Altının hedefleri çok net ortada. Önce 2200-2300 sonra 2500 sonra 3000 dolara giden bir altın ons değeri göreceğiz. Dalgalanmalar olacak mı? Elbette olacak ama o seviyeler aralığında olacak. Yani 2000-2300 aralığında bir dalgalanma olacak. 2300 kırıldıktan sonra 2300-2500 aralığında aralığında olacak dalgalanma. Altının onsu 2000 doların üzerinde kaldığı sürece 2000 destek noktası haline getirilip 2300 seviyesine yolculuğu başlayacaktır. Ama müsaade edin, zaten çok hızlı yükselen bir altın ons değeri vardı bir miktar soluklansın, bir miktar dinlensin arkadaşlar. Gram altında altın onsunun yukarıya hareketiyle birlikte dolar kurunun da 7.80 seviyesini zorlaması ile birlikte 550-600 bandına yerleşecektir arkadaşlar. Sakin olun, sabırlı olun. Ne demek istediğimi yakın zaman içerisinde çok net bir şekilde zaten göreceksiniz. Borsa çok kritik bir seviyede. 107 bin seviyesinde. 110 bine belki bir ihtimal gidebilir. Bakın belki bir ihtimal ama çok küçük bir ihtimal. Bana göre borsada yukarıya çekip çekip verme dönemine girilmiş durumda. Sürekli düşüş yaşanırsa mal verecek adam bulamazsınız. Onun için zaman zaman yukarıya çekip malı vermeye çalışıyorlar. Dikkatli olmanızda fayda var. %3, %5 kazanç elde edeyim derken elinizdeki paradan olmayın. Ya da aylarca beklemek zorunda kalmayın. Doları biraz önce söyledim. 7.30, 7.28, 7.25, 7.20 seviyelerini bile görebilirsiniz. Hiç önemli değil. Bundan bundan sonraki süreçte altılı seviyeler falan görülmeyecek. 7.20, 7.30 aralığında belki 7.15, 7.30 aralığında dalgalanan bir dolar görebiliriz. Bu seviyelerde al sat yapmak büyük bir risktir. Çünkü spritler açıldı, makaslar açıldı. Böyle bir riske girmektense beklemek en akılcı olanıdır. Çünkü doların bundan sonraki net hedefi de belli oldu. 7.80'e doğru giden bir dolar kuru göreceğiz. 7.80'den sonra Türkiye'nin risklerinin ve dünyanın risklerinin netleşmesi. Aynı zamanda dolar endeksinin yukarıyı zorlamasıyla birlikte 8'in üzerindeki hareketleri görürüz. 8.20 kırıldıktan sonra arkadaşlar bakın 8.20'nin kırılmasıyla kastım şu değil. 8.20'yi geçmesi kırılması değildir. 8.20'yi geçip tekrar 7.80'li seviyelere dönebilir. 7.80 8.20 seviyesini zorladıktan sonra ve 8.20'yi bugün olduğu gibi net bir şekilde kırdıktan sonraki hedefi ise büyük ihtimalle dolarda artık onlu seviyeler olacaktır. Devaliyasyonist bir etkinin olmaması durumunda. Devalüasyonist etki zaten devreye girdiği an itibarıyla ki ihtimaller her geçen gün artıyor. İşte o zaman biz 13, 14, 15 lira aralığında bir dolar kuru görürüz. Gümüşü çok soran oluyor arkadaşlar. Gümüşten bir iki not vermek istiyorum sizlere. 28 dolar seviyesine gelmiş durumda. Gramı da 6.6 seviyelerinde. Bana göre altının yükselişiyle birlikte 30 doları rahatlıkla kıracaktır gümüş ve 30 doların üzerine çıktığı an itibariyle gümüşün gram fiyatı da Türkiye'de 7 liranın üzerine çıkacaktır. Euro 8.58, 8.59, 8.60, 8.65 aralığında gidip geliyor. Ne olacak bundan sonra süreçte? İki temel neden var. Bunlardan bir tanesi euronun Türk lirasına karşı değer kazanması. Öbür taraftan parite etkisi. Parite 1.17'ye çakılmış durumda. 1.18 1.19 zaman zaman denese de 1.20'yi görmedi bile çok zorlanıyor oralarda. Büyük ihtimalle nefes yetmeyecek ve önce 1.12'yi sonra 1.08'i görecek. Bu dolarla euro arasındaki makasın kapanmasını beraberinde getirir. Euro da dolar gibi Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam edecek, yükselişin devam ettirecek. Sadece daha kısıtlı bir yükselişi olabilir, paritede bir düşüş olursa ama yükselişi devam edecektir. Onun için eurodaysanız oradaki pozisyonunuzu da değiştirmemenizi tavsiye ederim. Ya da bir sepet oluşturuyorsanız bir kısmında euro, bir kısmında dolar, bir kısmında altın bulundurabilirsiniz. Hatta bir kısmında da gümüş portföyü bulundurabilirsiniz kendinize. Tekrar altını çizerek söylüyorum, hem Türkiye'de hem de uluslararası piyasalarda şimdilik hisse senedi piyasalarından uzak durun. Çok şişmiş durumdalar ve bu balon her an patlayabilir. İkinci dalga etkisinin gündeme gelmesi ortamın daha da gerilmesiyle birlikte. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.